Kardeşim karım gözümün önünde intihar etti. İfademi verdim. Herkesle konuştu polis. Daha ne kadar oyalayacaksınız beni? Bu tamamen polise ve savcılığa bağlı Burak Bey. Ama en geç bir ay içinde 1 milyon dolar hesabınızı aktarabileceğimizi düşünüyoruz. Hadi öyle olsun bakalım. Ne içiyorsun onu söyle. Bilmem. Sen ne içiyorsun? Ayarlıyoruz bir şeyler. Bakar mısın bir? Geliyorum efendim. Bu şey değil mi ya? Kim? Dur bakma sen. İki şarap alabilir miyiz? Kırmızı şarap. Kim o ya? Ya sen de bakma o zaman. Zar zor gelebilmişim zaten. Benimle ilgili. Aşk olsun canım ya. Ne zaman ilgilenmedim ki ben seninle? Bilmem ben. Şımarmak mı istedi senin canım? Evet, olamaz. Olur tabii, olur, gel. Çok beklettin mi canım? Yok, yeni geldim ben de. Özledin mi beni? Hem de nasıl. Neden bir ay daha bekliyoruz? Neden evlenmiyoruz hemen? Almanya'daki ofis çok sıkışık biliyorsun. Sezon başı işlemlerle ilgilenmem lazım. Turlar, rezervasyonlar. Onları toplamadan rahat rahat evlenemem. Balayımızda işte güçle uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin hiç iki ayağımızın bir popuca girmesini? Hayır canım, tabii ki istemem. Aşkım benim. Sendeki paraya ancak bunlar var kardeş. Seç birini bitirelim, hadi. Bu olsun, kaç aydın? 500. Al. Hayırdır, kiralık işi mi? Kiralık mı? Biri mi tuttu seni yani? Ne biçim konuşuyorsun lan? Parayla köpeklik edecek adam mıyım ben? Ne dedik ya, kızma. Çık hadi dışarı, çık. Hadi be. Alo? Anacığım. Arif'im. Neredesin oğlum? Polis geldi bugün, seni sordu. Bir şey söylemedin onlara değil mi Ana? Söylemedim. Ama pişman oldum sonradan. Bulsalar keşke seni dedim. Elini kana bulamadan kurtarsalar. İş işten geçti artık Ana. Girdim bu defa bu yola, bitirmeden dönmem. Ah oğlum ah. Serdar'ı halledeyim. İlk işim gidip polise teslim olmak Ana. Kanun kaçağı değilim ki. Namusumu temizleyeyim. Cezam neyse razıyım. Bir saatliğine de olsa gelip sana göstereyim dedim. Çok iyi yapmışsın baba. Çok sağ ol. Ellemek sevmek yok. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, tamam. Garip. Oğlum. Özlemişsiniz birbirinizi değil mi? Hem de nasıl baba. Baba. Efendim. Doktorla konuşacaktın. Hiç anlatmıyorsun. Ne dedi? İyiye gidiyormuş durumun Tunç. Onu konuştuk. Bir de nakil için ilik aramaya devam ediyorlarmış. Onu söyledi. Bulamazlarsa ne olacak baba? Bir şey olmayacak. Tedaviye devam edeceğiz zaten. Kemoterapi alacak mıyım bir daha? Belli değilmiş. Yani duruma göre bakacaklar. Alırsak da alırız canım. Dünyanın sorunu değil ya. Değil tabii oğlum. Değil. Hiçbir şeyin sorunu değil. Değil tabii. Bir şey soracağım baba. Arabada mı kalacak bu gece garip? Ev almayacaksın herhalde değil mi? Yok, ev almayacağım da... Arabada da kalmayacak. Nerede kalacak? Hasan abinin deposu var ya aşağıda. Orada yer yapacağım onu. Takılsın sabah kadar. Zaten merkeze götürürüm sana. Ya o depo leş gibi baba ya. Kalmasın orada garip. Arabada yatsın işte. Hem daha sıcak olur. Kalamaz oğlum arabada. Neden? Ben sattım arabayı da ondan. Ne? Ne zaman sattın? Sen hastanede yatarken. Neden sattın? Para mı lazım oldu baba? Yok canım, ne parası? Bozulup duruyordu zaten oğlum, bilmiyor musun? Benden yaşlıydı külüstür. Kafamı bozdu, verdim gitti. Ya asma be oğlum suratını. Bitsin şu telaşlar, alırız yenisini. Nedir ya, ne oldu yani? Alabilecek miyiz hakikaten? Alırız tabii be. Daha canavarını alırız hem de. Senin sevdiğin o cipler vardı hani, eski. Neydi modeli? Vizler baba. Hah tamam, onlardan alırız işte. Söz mü ama? Hı? Paramız olunca hemen gidip ondan alacağız, tamam mı? Söz, tamam söz. Söz be. Kafanı taktığın şeye bak ya. Aslanım benim. Hem de iki tane alır. Biri sana biri bana. Bak sen. Burak karısının acısını çabuk atlatmış anlaşılan.
Erkek milleti işte. Bay gidene demişler. Ben saat 1'e kadar kaldım mekanda. Hala beraberlerdi. Ama sonra ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum. Senin ne işin vardı lan barda? Kimle gittin? Nasıl çektin fotoğrafları? Abi Pınar'la gittim ben. Bir baktım herif de orada. Tamamen şans yani. Pınar'la gitmiştiniz demek ha? Rıza baba. Bir yanlışlık olmasın diye soruyorum. Pınar. Şu nişanlım Pınar. Hani benim kızım olan Pınar değil mi? Evet Rıza baba. Ta kendisi. Güzel abi. Güzel. Bunun hesabı sorulacak ayrıca. Gelelim olayımıza. Bu fotoğraftaki kadın büyük ihtimalle adamın yeni abi Rıza baba. Savcılıktan izin de geldi. Burak'ın evine ve iş yerine baskın yapabiliyoruz. Güzel. Zaman kaybetmeyin, çıkın hemen. Hemen Rıza baba. Amirim, Interpol'den Burak Özgen'le ilgili istediğiniz bilgiler geldi. İşe yarar bir şey var mı anne? Olmaz mı? Burak Özgen'in daha önce Almanya'da bir evlilik geçmiş başından. Berta Genşer isimli bir kadınla 2 yıl evli kalmış. Türkiye'ye dönmeden kısa bir süre önce kadın banyoda düşüp başını küvete vurmak suretiyle ölmüş. Burak da kadının 500 bin euroluk bir hayat sigortası poliçesini tahsil ettikten sonra ayrılmış Almanya'dan. Ayrılıp Türkiye'ye kesin dönüş yapmış. Vay be, dümene bak. Büyük ihtimalle bu kadının da hayat sigortası vardır. Hem de epey yüklüdür. Olabilir. Hadi gidip paketleyin şu adamı. Oturup güzel güzel konuşturalım. Arif yakalanana kadar ortalarda görünmesek iyi olur. Manyak herifin ne yapacağı belli olmaz Serdar. Bir Allah'ın delisi için düzenimi değiştirecek değilim. Gelirse veririz ağzını payını göndeririz. Zaten polis her yerde arıyor adamı. Geçen sefer ucuz yırttık. Bu sefer yakalandı mı konuşursa Arif, polisle de başımız belaya girmesin. Amma gerginsin sen be. Rahatla biraz. İyiyiz biz Cengiz. İyiyiz. Olmaz bir şey. Alo. Alo, sen misin Serdar? Evet benim, sen kimsin? Ben Arif. Canını alacak adam. Az kaldı Serdar, çok az kaldı. Bacımın intikamını alacağım. Seni de adamlarını da geberteceğim. Allah'ın cezası. O muydu Arif? Kafayı yemiş bu herif. Kafayı yemiş. Burak Bey'in haberi var mı geleceğinizden? İzin aldınız mı ondan? Biz izni savcılıktan alırız. Çekin şimdi karışma işimize. Ben alt kata bakıyorum. Ben de yatak odasına çıkacağım. Alo, bir şey mi oldu Hafize? Burak Bey polis bastı evi. İzin mi ne almışlar? Gelin bir bakın, hali hal değil bunların. Ne? Ne polisi? Sana haber ver diyen oldu mu? Alo. Allah kahretsin. Cezam neyse razıyım. Ne zaman kaydedilmiş bu konuşma? Dün gece saat 22.30 sıralarında. Adam oldukça kararlı. Vazgeçmeye niyeti yok. Gidip bulalım şu manyağı. Kendi başını da yakacak, milleti de yakacak. Numaranın yeri tespit edildi mi Ali? Evet abi. Şile'de bir pansiyondan aranmış ev. Çıktık biz Rıza baba. Tamam. Dikkatli olun. Destek lazım olursa arayın hemen. Tamam, merak etmeyin Rıza baba. Güzel resimler ama çok karanlık. Tam kadının ruh haline göre. Şuna bakın arkadaşlar. Ses kaydedici mi o? Evet. Canım kızım, seni bekliyorum. Neredesin kızım? Neden yalnız bıraktın beni? Neredesin Tülin? Bunlar kadının duyduğu sesler. Çok demek ki böyle delirtmiş komiserim. Yalnız. Gel. Hadi gel kızım. Efendim Ali. Abi adam bizden 2 dakika önce çıkmış ofisinden. Kıl payı kaçırdık. Allah kahretsin ya. Tamam. Telefonunu izlemeye aldıralım. Plakasını da tüm ekiplere dağıtalım Ali. Tamam abi, tamam, ilgileniyorum ben. Tamam.
adam uçmuş. Hep o gerizekalı temizlikçi kızın yüzünden. Hadi çıkalım arkadaşlar.